Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Walton ailesi. Amerikan marketler zinciri Walmart'ın kurucusu ve sahibi Sam Walton, tasarruf et, iyi yaşa sloganıyla 1962 yılında ilk büyük mağazasını açtı. Sam Walton, 1992 yılında kanser hastalığına yenilene kadar 30 yıllık zaman diliminde dünyanın en büyük marketler zincirini oluşturdu. Öldükten 2 gün sonra babasının koltuğunu devralan Rob Walton ise Walmart'ı dünyanın en fazla cirosuna sahip şirketi haline getirdi. Walmart 2011 verilerine göre dünya genelinde 419 milyar dolar cirosu, 15 ülkede 55 markayla 8500 mağazası ve 2 milyon 100 bin çalışanıyla büyük bir şirkettir. Sam Walton 29 Mart 1918'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde Kingfisher adlı küçük bir kasabada dünyaya geldi. Çocukluğu Missouri'nin değişik kasabalarına geçti. ABD 1929'da büyük bunalım olarak adlandırılan ekonomik çöküşü yaşadığında Sam Walton 11 yaşındaydı. Büyük bunalımda milyonlarca insan işini kaybederek yoksulluğa mahkum oldu. Walton ailesi şanslı bir aileydi. Babası Thomas Walton, kardeşinin yanında bir emlak dükkanında çalışıyordu. Küçük Sam ise bir yandan gazete dağıtarak ve ailenin sahip olduğu ineklerden sağlanan sütü satarak bütçeye katkıda bulunuyordu. Sam Walton, dünya markası Walmart'ı oluşturduktan sonra yaşam hikayesini yazdığı Made in America kitabında o günleri şu sözcüklerle anlatmaktadır. 1 doları elinize alabilmek için ne kadar çok çalışmak gerektiğini öğrendi. Bu değerli bir kazançtı. Missouri Üniversitesi'nde iktisat eğitimi aldığı dönemde gazete dağıtımının yanı sıra garson ve can kurtaran gibi değişik işlerde çalıştı. Sam Walton 1940 yılında Penny mağazalarında yönetici asistanı olarak tam zamanlı işe başladı. Burada 18 ay çalıştıktan sonra 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle orduya katıldı. Savaş yıllarında orduda iletişim subayı olarak görev yapan Walton, 1943 yılında Helen Robson'la evlendi. Sam Walton üniversite eğitimi yıllarında çalıştığı değişik işlerden 5000 dolar biriktirmeyi başarmıştı. Savaşın bitmesiyle birlikte ordudan ayrılan Walton, perakende sektöründe çalışmaya karar verdi. Biriktirdiği 5000 dolar ve kayınpederinden borç olarak aldığı 20.000 dolarla Ben Franklin tuhafiye marketlerinin bayiliği hakkını alarak ilk dükkanını Arkansas eyaletinin Newport kasabasında açtı. Ben Franklin'in bayilik kurallarını yerine getirmekle birlikte kendi prensiplerini de uygulamaya başladı. Sattığı ürünleri doğrudan üreticiden tedarik ettiği için düşük fiyat prensibini uyguladı. Sam Walton bu yöntemle bölgenin en kazançlı Ben Franklin mağazasını oluşturdu. Ancak 1950 yılına gelindiğinde önüne ciddi bir engel çıktı. Dükkan sahibi kira kontratını uzatmayınca mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Zengin olmayı kafasına koyan Sam Walton burada altın değerinde bir şey öğrendi. Bundan sonra açacağı mağazasında asla kiracı olmayacaktı. Ben Franklin mağazalar zincirinin bayisi olmakla birlikte Arkansas Bentonville'de satın aldığı dükkanda tek fiyat üzerinden satış yapılan Walton's Five and Dime isimli mağazasını kurdu. Üreticiden tüketiciye düşük fiyat prensibinden asla vazgeçmediğinden Newport'taki başarısını tekrarladı ve 2 yıl içinde çevredeki kasabalarda başka mağazalar açmayı sürdürdü. Sam Walton bir dünya markası haline dönüşecek olan Walmart'ı 1962 yılında kurdu. Walmart'la birlikte tek fiyat üzerinden satış yapılan mağaza konseptinde markalı ürünlerin satıldığı mağaza konseptine geçen Sam Walton, düşük fiyat prensibinden ise asla taviz vermedi. Walmart'ta markalı ürünlerin en düşük fiyatla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyordu. Sam Walton, mağazalarını açacağı yerler olarak ise kırsal bölgeleri seçmişti. Bunda eşi Helen Walton'un etkisi büyüktü. Helen, Sam'le evlendiğinde en fazla 10 bin nüfusu bir kasabada yaşama sözü almıştı. Sam Walton hem eşine verdiği sözü tuttu hem de büyümek için küçük kasabaları seçti. İşleri büyüten Sam Walton, satın aldığı küçük bir uçakla ABD'nin orta ve güney kesimlerindeki küçük kasabaların üzerinde uçarak mağazasını açmak için satın alacağı dükkanı belirliyordu. Walton, otobiyografisinde büyüme stratejisini şu cümlelerle anlatıyor. Havadan kasaba trafiğinin yoğunlaştığı bölgeleri veya kasabanın hangi yöne doğru büyüdüğünü tespit ediyorduk. Ayrıca rakip mağazaların yerlerini belirliyor ve bu yolla gereksiz bir rekabetin içine girmekten kaçınıyorduk. Sam Walton yatırım yapacağı yerleri uçağıyla havadan belirlerken bir yandan da mağazalarında son teknolojiyi kullanmaya önem veriyordu. Sam Walton'a göre Walmart'ın sadık çalışanlara ve sadık tüketicilere ihtiyacı vardı. Walton çalışanları küçük hissedarlar haline getirerek kendi mağazalarında çalışıyormuş duygusunu oluşturdu. Ayrıca hisse alan çalışanlara mutlaka indirimde bulunuyordu. Çalışanlarına yakın olduğunu göstermek için
Kendisine Sam olarak hitap etmelerini istiyordu. Sahip olduğu bütün mağazaları düzenli bir şekilde ziyaret ederek onları motive etmeye çalışıyor ve başarılı çalışanı herkesin gözü önünde aferinle ödüllendiriyordu. Sam Walton'a göre aferin demek bedavaydı ve şirketine her zaman yarar getirecekti. Walmart'ın bir marşı vardı. Çalışanlar bir noktada toplanıyor ve hep birlikte şirketin alıntını oluşturan harfleri sırasıyla yüksek sesle tekrarladıktan sonra "Bir numara kim? Tüketici daima" diyorlardı. 1980 yılına gelindiğinde Sam Walton ABD'nin en zengin adamı olmayı başarmıştı. Amerikan Ekonomi Dergisi Forbes'ın 20 milyar dolarlık servetiyle Sam Walton'u dünyanın en zengin iş adamı ilan etmişti. Walton ise mütevazı hayatını sürdürmeye devam ediyordu. Walton, Walmart'ın sektörde dünya liderliğini üstlenmeye devam etmesi için eşi Helen Walton, oğullar Rob Walton, Jim Walton, John Walton ve kızı Alice Walton'a değişik roller vermişti. Helen Walton ailenin hanım ağasıydı. Rob Walton reis olarak hazırlanıyordu. Jim Walton ise ailenin bankacısı, John Walton akıncısı ve kızı Alice Walton itici gücü rollerini üstlenmişti. Varlıklı bir aileden gelen ve finans eğitimi alan Helen Walton yılda iki defa ailenin tüm üyelerini hafta sonu evinde topluyordu. Bu toplantılarda sadece çocuklar değil aynı zamanda torunlar da hazır bulunuyordu. Toplantının ana konusu Walmart ve ailenin yatırım yaptığı diğer şirketlerin içinde bulunduğu durum ve deniz aşırı dahil yatırım olanaklarıydı. Sam Walton, oğlu Rob Walton'ı halefi olarak hazırladı. Ekonomi ve hukuk eğitimi alan Rob Walton, bir süre hukukçu olarak çalıştıktan sonra Walmart'ta en alttan başlayarak farklı kademelerde çalıştı. Walton'ların ABD'nin en zengin ailesi olmasını, müthiş bir sömürü düzeni kurmaya borçlu olduğunu savunanlar da var. Rob Walton ve ailesini özellikle küçük kasabalardaki ticari hayatı yok etmek, çalışanlara düşük ücret, sendikalaşmaya engel olma, kadınlara daha düşük ücret ödeyerek cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlayan önemli bir kesim bulunmaktadır. Walmart'ın büyümesi ve uyguladıkları prensiplerin devamı için Sam Walton ve oğulları ABD'de sürekli Cumhuriyetçi Parti'ye destek vermişlerdir. ABD'de 2004 seçimleri öncesinde Florida eyaletinde George Bush'un kardeşi Ted Bush'un vali olması için Walton ailesi yüklü bir para yardımında bulunmuştur. Walton ailesi sayesinde Ted Bush vali olmayı başarmıştır. ABD tarihinin en büyük ayrımcılık davası Walmart'a karşı açıldı. Şirkette çeşitli zaman dilimlerinde çalışan 1,5 milyon kadın aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden daha az ücret aldıkları gerekçesiyle perakende devini dava etti. Davacı olan kadın çalışanlar Walmart'a erkeklere göre kendilerine daha düşük ücret ve terfide eşit davranmayarak cinsiyet ayrımcılığı suçlamasını yöneltmişler. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz.